Sayın Savunma Bakanlığı'ndan son dakika gelişmesi var. Pençekilit Harekatı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üst bölgemizi sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekatları da icra edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz. Saygılarımızla Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halk ve İlişkiler Müşavirliği. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Din ve mukaddesat uğrunda en aziz varlıklarını feda eden Bedir'den Malazgirt'e, Çanakkale'den İstiklal Harbi'ne, 15 Temmuz'dan İdlib şehitlerimize kadar tüm şehitlere rahmet eyle Allah'ım. Irak'ın kuzeyinde PKK'lıların saldırısında 6 asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı saldırıya anında karşılık verdi. Belirlenen hedeflere ve teröristlerin kaçış istikametlerine ani hava harekatı düzenlendi. Irak'ın kuzeyinde 7, Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet, makamları âli olsun. Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmamış. Bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı misliyle sorulmuştur ve sorulmaktadır. Pençe Harekatı bölgesiyle Suriye'nin kuzeyinde şimdiye kadar 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terörü kaynağında kurutma, bu stratejimizi uygulamayı son teröristle bertaraf edilene kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye ne pahasına olursa olsun Irak'ın veya Suriye'nin kuzeyinde bir terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir. Emperyalistlere taşeronluk yapan kiralık katil sürüleriyle mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız. Türk askeri Mehmetçik.